Merhaba arkadaşlar. Falamaster Astroloji kanalına hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu. Rahatsızlığım sebebiyle biraz uzun oldu bu ara. Kusura bakmayın. Koç ve yükselen koçların Kasım ayı ile ilgili neler yaşayabileceklerini hep birlikte öngörde bulunacağız. İki tane yolculuk. Gitmek isteseniz de gidemediğiniz bir yolculuktan uzun zamandır ertelediğiniz iki yolculuk. Yine gündeminizde ama yine son dakika beklentisi sebebiyle iptal olabilir. Birisinin iptal olması kesin de ikincisinde bir sıkıntı var. Yani çok gitmek istediğiniz için belki koşulları zorlayabilirsiniz. Benim için çok da mümkün gözükmüyor yolculuğunuz ama yine de insan isterse her şeyi yapabilir kısmındayız. Çünkü koç burcuyuz. Koç burcu olmaz dediğiniz şeyleri oldurmak için dik başlığını kullanan bir burçtur. Evet ee... Yaşadığımız günler biraz zorlu bir süreçler gökyüzü de bazı olaylara gebe ki bu da fincana yansımış bazı olaylarda bazı e, insanlarla iletişim konusunda sıkıntınız yok ama geçmişten gelen kişilerle ilgili sıkıntılarınız var. Bu dönem insanların geçmişten gelen kişilerle hakkınız varsa hakkınızı alacaksınız. Haksızlığa uğrattıysanız da bunun karşılığında sizin de haksızlığa uğramanız ihtimali yüksek. O yüzden e, hani derler ya hak yerini bulan bir dönemdeyiz öyle bir şekilde. Resmi dairede bir imza işinizin olduğu, bu bayrağınız biraz yüksekte olduğu için eğer işiniz resmi dairede ise veya çalışıyorsanız da bu konuda bir terfiniz var. Uzun süreli çalıştığınız iş yerinizde devlet kurumundaki yerinizde bir terfiniz veya yer değişikliğiniz var bunu söyleyelim Onun dışında uzun zamandır mahkemelik bir konuyla ilgili işiniz varsa da bu devletten gelecek bir tazminat veya e, belli bir miktar karşılığı sıkıntıda yaşadığınız şeyin manevi anlamlı bir karşılığını bir tazminatını göreceğiniz anlamına geliyor Devlet size sırtını dönmüşken tekrar yüzünü dönecek olarak gözüküyor. Yakın çevrenizde özellikle kardeşler veya kan bağınızın çok birinci derecede olan kişilerle, anne baba, kardeşler üçgeninden bahsediyorum. Bu kişilerin devletle ilgili bir sıkıntısı varsa onun da giderileceği anlamına geliyor. Bunu şöyle söyleyebilirim. Sıkıntı da dört duvar arasında veya kendisine yapılan haksızlığı bir türlü ispat edememiş ama son dönemde dışarıdan destekli bir umutlar besleyen kişiler için söylüyorum. İcralıksanız veya haksız yere sizden mesela derler ki sahte imza karşılığında size bir senet imzalatılmış veya başka bir şeyle. Bu tür konularla ilgili, sizin haksızlığa uğradığınız konularla ilgili, aydınlığa çıkacak haberler var demektir. Bu geçmiş 10 yıllık da olabilir, 20 yıllık da olabilir, 1 yıllık da olabilir. Çok uzun zamandan beri uğraştığınız ama bir türlü kendinizi doğru olduğuna ispat edemediğiniz şeyin artık ispatı var demektir size. Bu sadece sizin için geçerli değil, birinci dereceden kan bağınız olan kişiler için de geçerli bu arada. Kusura bakmayın ses sonum biraz değişik. Hala boğazımda belli sıkıntılar var. Bunun için özür diliyorum. Dışarıdan gelecek bir kısmetiniz var. Bir kişi eliyle gelecek. Bu yüksek makamda bir kişi veya kendi iş yeri sahibi olan bir kişiden sizin alacağınız bir kısmet anlamına geliyor. Bir görüşme yapmışsınız uzun zaman öncesinde. Ve havaya atmışsınız. Yani artık bundan bir haber gelmez dediğiniz bir olayın neticesini alma bir geri dönüş almanız mümkün. Uzun zamandır bir sıkıntıda olduğunuz bazı maddi konuların çözüme ulaştığı gözüküyor. Belli bir netice alacağınız gözüküyor. Bunlarla ilgili dışarıdan desteğiniz var. Hatta bir kadın eliyle bir desteğiniz var. Onu da söyleyeyim. Kan bağınız yok bu kişiyle ve uzun boylu bir kişi. Böyle bir kişiden bir destek alacaksınız. Yaşadığınız olaylar bu dönemde size bazı üzüntüler, bazı sıkıntılar vermiş. Bu sıkıntıların üstüne bazı olaylar da tekrar tekrar geliyor. Hatta kendinizle çelişkiye düştüğünüz zamanlardan geçeceksiniz. Öyle ki ben mi doğru yaptım? Karşımdaki kişi mi doğru yaptı? Diyeceksiniz ama Koç burçları kendilerini de eleştirebilen ender burçlardan birisidir. Sizin bu şekilde kendi içinizdeki eleştirileriniz artık hani bir şekilde size şöyle bir şey söyleyeyim. ''Ben bugüne kadar ne yaptıysam doğru yaptım.'' kelimesini söyleyeceksiniz. Artık kendinizle barışma mı dersiniz? Artık kendinizi haklı bulma mı dersiniz? Ee, siz her konuda en çok kendinizi eleştirirsiniz ya, İşte bu eleştirme huyunuzu değişecek. İlginç olan bu olacak sizin için. Diyeceksiniz ki benim karakterim değişmez. Hayır, bu dönemde değişecek. Çünkü insanların bakış açıları sizin bakış açınızda değil. Siz bu gerçekle yüzleşeceksiniz ve bu da sizin hayatınızda yeniden sanki ya ben bugüne kadar ne yaptıysam doğru yaptım ve do e doğru şekilde yaptım diyeceksiniz. E yanlış olan karşımdaki kişilerdi. Kendinizi haklı bulmayı öğreneceksiniz artık. Bu da ee, tabii ki davranışlarınıza yansıyacak daha bir özgüvenli olacaksınız evet e, biz özgüvensiz miyiz demeyin ee, karşıya karşı e, dik duruşunuz farklı bir şeydir kendi içinizde özgüven farklı bir şeydir kendi içinizde de özgüvenli olmayın narsistlikle karıştırmayın narsistlik kendisine hayran olan kişidir ama sizin hayranlığınız değil kendinizi doğru ifade edebildiğinizi Doğru davrandığınızı ve doğru düşündüğünüzü kabullenmeniz demektir bu. Bu da sizin artık e, bazı konularda özellikle duygusal anlamdaki bazı konularda karşınızdaki insanlara daha çok fırsat vereceğiniz, e, hep başkalarını düşünüp özellikle aile kurumunuzu düşünüp kendinizi ertelediğiniz yerden şimdi kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. E, Özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. 30'lu yaşların üzerindeki koç burçları için artık kendileri için bir şey yapma zamanı geldiğini gösteriyor bu. Aşk anlamında da kapılarınız açık. Fikir, düşünce, kendinizi ifade etme anlamında da kapılarınız açık. Siz bu dönemde e, karşıya yani sizin karşınızda kim var sizi tam ve doğru net olarak algılayacak bundan sonra. Hani dolan başlı yollarınız kalmadı. Sizin direkt kendi aynınız gibi yansıtacaksınız kendinizi. Ee, i̇ki tane kısa yolculuğunuz var bu arada. Bu kısa yolculukların ikisi de sevgi anlamında bir e, ifade kazanacak sizde. Birlikte seyahat etmek isteyeceğiniz bir kişi var veya başka bir kişinin size açılması sebebiyle bir yola gideceksiniz. Bu sadece duygusal anlamda bir şey paylaşacağınız kişiyle veya kişiye gitmek için veya kişinin gelmesi için olacak iki tane kısa yoldan bahsediyorum. Kuşun kanadında haberiniz var muhtemelen arkadaş bağlantısıyla bir sizin bir araya gelmeniz var ve bu da sizin için çok güvenilir olduğu için siz genellikle bu tercihi yapacaksınız e, muhtemelen ve e, evliliğe doğru gidecek ama şu an ilk başta kafanız karışmış gibi duracaksınız temkinli davranmanızdan dolayı ama karşınızdaki kişinin de çok sağlam karakterli olduğu olacağını da unutmayın e, şimdi burada iki tane e, S durak var Birisinde karşılıklı bir konuşma var. Hayatınızda girecek kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Araya biraz zaman yükleyeceksiniz. Karşınızdaki de soracağınız 3 tane soru hazırlayacaksınız. Ve bu sorulara sizin kafanızdaki cevabı verdiği takdirde karşıdaki kişiyi onaylayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben böyle bir şey yapmam. Hayır böyle bir şey yap yapma ihtimaliniz çok yüksek bu aralar. Hatta yapacaksınız diyeceğim çok ilginç bir şekilde. Çünkü sizin artık insanlar denemek yanılmak yorulunday yerine ka, fikren bana uygun mu sorusunun cevabını arıyorsunuz. Bu da sizin şöyle bir şey diyeyim. Bu yüzyılın bakış açısı olacak evli ve bu yüzyılda aşklardan çok e, fikir birliktelikleri sizin gündeminizde olacak. İlk önce fikren aynı Mıyız? Sonra karşınızdaki kişiyle e, bir birliktelik yaşayıp yaşamayacağınıza bakacaksınız. Bu iki soruya da olumlu cevap alacaksınız ve sizin yollarınız bir araya gelecek. Evet koç ve yükselen koçların Kasım ayında e, neler yaşayacaklarına bakarken kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eleştirilerinizi e, beğenilerinizi bekliyor olacağım. Ee, bazı mesajlara e, çoğunlukla dönüyorum aslında mesajlarınıza. Bazılarınız şu an Kasım ayının Ekim'in ortasındayken e, takip et, eskiden beri takip eden izleyicilerim olduğu için bazıları artık ayın 15'inden itibaren yüklediğimi gördüklerinden nerede kaldı diyorlar. Bu ay bir rahatsızlık geçirdim ve o yüzden biraz geç kaldım. Kusuruma bakmayın. Eee Kasım ayının bu arada fincanın akmasını beklerken de bu açıklamayı yapma gereği duydum. Falım Astroloji kanalını kurduğumdan beri e, verdiğiniz destekler için teşekkür ederim bu arada. Evet. Sırtınızdaki bazı yüklerin bir kısmından kurtulacaksınız. Üzerinizden duygu anlamında sanki kocaman bir dünyayı taşıyormuş gibi bir hissiniz var. Bu hissi karşınızdaki kişiyle paylaşmak isteyeceksiniz veya ailenizden kan bağınızdan olan bir kişiye bu konudaki artık yorgunluğunuzu belirteceksiniz. Sizi koruma altına almaya çalışacak ailenizden bir kişi özellikle bayan, anne olabilir, abla olabilir, kız kardeş olabilir. Bunlardan bir kişisiyle bu yükü paylaşmak isteyeceksiniz. Bu size bazı konularda yardımcı olacak. Ev alımı ile ilgili bir adım atmaya çalışacaksınız. Eğer uzun zamandır bu konuyla ilgili bir düşünceniz varsa bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Yakın zamanda iki kişiyle keskin bir konuşma yapmışsınız ve bu keskin konuşmalardan kişilerin özür dilemek için sizin etrafınızda olduğunu göreceksiniz. Ama sizin kabul etmeye şeyiniz yok. Sanki öyle bir şey ki ya bütün yalan dolanlardan karnım şişti diyeceksiniz. Evet öyle bir duruma bırakmışsınız ve kılıç gibi keskin bir şekilde aranızdaki bağlantıyı koparıyorsunuz. Dışarıdan gelecek bir kısmet var ve bu kısmeti ikiye böleceksiniz. Bir kısmını kendinize bir kısmını başka bir yere ayıracaksınız. Böyle bir plan yapıyorsunuz. Bir konuda adak adamışsınız. Adak adadığınız şey gerçekleşecek. Yakın zamanda bununla ilgili bilgiler almaya başlayacaksınız. Z harfi çıkmış. Z harfi veya iki rakam olarak yorumlayacağım ben bunu iki vade içerisinde bir kadın figürüyle görüşmeniz, e, uzun zamandır beri zikzaklar çizdiğiniz veya git geller oynadığınız konuyla ilgili net bir cevap ve aydınlık temiz bir cevap alacaksınız bu konuyla ilgili. İçinizde karamsar bir çocuk var sanki önünü göremiyor. Bunun önünü gösterebilmek için sanki bir bu aileyle içinden bir kişiyle konuşup aydınlanmaya ihtiyacınız var. Kasım ayı içerisinde gerçekleşmesini istediğiniz 3 tane dilek var. 2 tanesi biraz hayal gibi duruyor. Daha doğrusu ileriki zamanlara kalacak ama bir tanesi bu ay içinde gerçekleşecek gözüküyor. Dışarıdan bir 3 kişinin geleceği bir misafir kafileniz var. İki rakamı sizin için önemli olacak burada. Yedi rakamı da gözüküyor. Bir güç kazanmanız var. Giden bir eşyanın geri dönüşü var bu arada. Evet Kasım ayında şans duygusal anlamda birliktelik yaşayacağınız bir kişiden dolayı sizden yana gözüküyor. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.